Komutanlar, Hristiyan komutanlar bir araya geliyor. Ebu Ubeyde İbn-i Cerrah'a diyorlar ki, eğer sizin kralınız buraya gelirse Kudüs'ün anahtarlarını ona teslim edeceğiz. Yani fethedeceğiz. Ebu Ubeyde hemen mektup yazıyor. Müminlerin emiri bu mektubu alıyor. Ali radıyallahu anh'ın, Osman radıyallahu anh'ın bulunduğu bir mecliste istişare ediyor. İlk sözü Osman radıyallahu anh, ey müminlerin emiri, gitmeyerek onları acziyette bırak. Kimi? Bizanslılar. Tabir yerindeyse o şımarık Hristiyan taifesinin burnunu yerde sür. İltifat etme. Ali radıyallahu anh sözü aldı, dedi ki ey müminlerin emiri, kuşatma bitmedi. İslam ordusunu rahatlatmak için yola çık. Neden? Zayiat fazla verilebilir. Hazreti Ömer, Hazreti Ali'yi dinledi. Şimdi ne olur? Allah rızası için sıkıldığınızı çok iyi biliyorum. Yorulduğunuzu çok iyi biliyorum. Ömer bin Hattab esmer, cılız bir deveye bindi. Kafasını örtecek ne bir sarığa, ne bir takkeye, ne de bir bez parçasına sahipti. Ayaklarını devenin yanında sallandırıyordu. Üzengisi yoktu. Üzerinde oturacak bir eğere sahip değildi. Peki şimdi ne olur sorun, üzerindeki gömlek neydi? Kalın ağdan yırtık bir gömlekti. Şam'a yaklaştı. Bir bölgeye geldi. O bölgenin idarecisini çağırdı. Ceramus isminde bir idareci geldi. Müminlerin emirini bir gördü. Hani Rumların ifadesiyle Arapların kralını gördü. Gömlek yırtık, deve cılız, sanki fakru aziyet içerisinde bir adamla karşılaştılar. Ömer bin Hattab dedi ki alın şu gömleği, yamayın, yıkayın, bana geri teslim edin. Bakın Cenab-ı diyor ki, ey Ömer, sen Arapların kralısın. Sen Arapların kralısın. Eğer deveye değil ata biner ve üzerindeki elbiseleri bırakırsan biz sana bunun yerine keten verelim. Ömer bin Hattab ilk başta anlamıyor. Sana biz keten verelim. Şimdi Rumların saygısı sana daha fazla artacaktır. Bu sözler Ömer bin Hattab'a çok ağır gelir aziz dostlar. Ve der ki tarihe altın harflerle yazılacak şu sözlerin sahibi Ömer bin Hattab'dır. Biz İslam'la aziz olduk, ondan başka bir şeyle izzet bulmayı istemeyiz Allah'a ekber. Bizi aziz eden, bizi üstün kılan İslam'dı. Senin vereceğin paçavra değildi dercesine Ömer bin Hattab yoluna devam etti. Sonra bir suyla karşılaştı. Devesinden indi, ayakkabılarını eline aldı, suyun içerisine daldı. Ebu Ubeyde bu manzara karşısında şaşırdı ve dedi ki ey müminlerin emiri, bugün sen çok kötü bir şey yaptın. İkinci bir yaralı. Bu sefer Ömer bin Hattab Ebu Ubeyde'ye döndü, dedi ki ey Ebu Ubeyde, eğer bu sözlerin sahibi sen değil de başkası olsaydı onu cezalandırırdı. Dün zelil ve aciz idiniz. İslam'la şeref buldunuz. Eğer İslam'ın dışında bir şeyle izzet ararsanız Allah sizi tekrar zillete düşürür. Allah'a ekber. Şimdi size soruyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o sözleri Ömer bin Hattab için mi sarf etti, yoksa bugün izzeti, şerefi, namusu, saygıyı kumaş parçasında, bez parçasında arayan Müslümanlara mı seslendi? Kravat takmazsan, falanca marka ayakkabı giymezsen sözlerini sanki Resulullah işitti,
O sözleri onlara söyledi aziz dostlar.